NBA pazar gecesi oynanan Clippers-Dallas maçıyla Batı'yı da bitirdik. İnanılmaz bir seri oldu. 7 maça gitti. E, o seriyi tabii konuşacağız ama önce geçen haftanın daha önemli bir olayı vardı. Lakers-Suns serisi ve diğer taraftan gelen Denver-Portland serisinden. Yani Denver eşleşmesini önce konuşacağım için. E, Önceliği Lakers-Suns ve Denver-Portland maçlarını vereceğim. Yani Lakers'la ilgili aslında söylenecek hatta o seriyle ilgili söylenecek istatistiksel pek bir şey yok. Yani Davis denklemden çıktığı anda geçen seneki Lakers'ta olsa bunun da olacağı çok belli bir takımdı Lakers her zaman. O yüzden Lakers taraftarlarının gönlü rahat olsun rahatça evet, Davis sakatlanmıştı abi bence diyebilirler hiç çekinmesinler. Ama bence eleştirilmesi gereken başka noktalar var Lakers'ta. Bunların da başında Hani benim de e, biraz tweet atarken bahsettiğim Twitter'da da maç sonrası üzerine durdum. Daha önce iki oyun podcastını konuşurken de bunun üzerinde duruyorduk. LeBron James'in hani e, belki de Cleveland döneminden beri Lakers'a geldiği ilk dönem. Cleveland'da ikinci dönemi tabi. E, Miami'deki dönemi evet o biraz ayrı durabilir. Orası daha farklı bir yapıydı ama özellikle bu Cleveland ve Lakers dönemlerindeki Mental etkisi, influence etkisi oyuncular üzerinde her zaman pozitif olmuyordu. Benim de burada ilk eleştireceğim konu ne olursa olsun, oyuncunun ismi, adı ne olursa olsun tabii ki o maçtaki haliydi. Yani maçı bırakıp gitmesi, Davis sakatlandıktan sonra özellikle bunu yapıp gitmesi biraz tat kaçırıcıydı. Anlıyorum neden olduğunu tabii ki yani hepimiz o büyük hayal kırıklığını hissedebiliyoruz evet öyle bir ismin. Ama ne olursa olsun ki şu daha kötü bir sonuç bence LeBron James de LeBron James'in de bunun yapması değil. Davis'in sakatlandığı andan sonra diğer oyuncuların ne kadar sahada etkilendiğini görmek bence LeBron James'i daha çok bozan bir konu oldu. Çünkü o gittiği anda herkes oyundan düştü. Ondan önce oynamadığı maçta da aynı durum vardı. Yani bu şeyi gösteriyor yani evet abi sen de buradasın ama galiba biraz yaşlandın artık. Yani, sen, yani Davis yoksa biz yapamayız zaten korkusunun takımda hissedildiğini görmek. Lebron James'i bence daha çok üzen ilk konu. İkinci konu ise artık ıı, yaşı itibariyle de geçmiş yıllardaki gibi tek başına alıp götüreceği bir seri de olamazdı bu. Hem yaşı itibar hem de sansında durumu itibariyle. Belki biraz da üst sıralarda gelse karşılığında işte Memphis Wizards tarzı bir takım olsa belki ki Memphis bile zorlardı yani ama belki Wizards tarzı diyebiliriz orada. Yani öyle bir takım olsaydı savunma gücü çok düşük olan o zaman evet turu geçebilirler ve belki Davis için bir iyileşme alanı açabilirlerdi. Olmadı. Bence LeBron James'i üzenler bunlardı ama bunun etkisi ne olursa olsun işte bu influence'ı kaybetmenin hissi bir oyuncu çok bozan bir şey ama bu konuda yine de eleştirmeden bence geçmemek lazım LeBron James'i. Ha bu dünyanın sonu tabi Tabii ki değil. Zaten NBA'nin bütün temel yapısı yıllar içerisinde takımların değişmesini, tepeye çıkan, aşağı inen, float eden takımların hep böyle bir akış içerisinde değişmesini plan hedefleyen bir yapı. Ha tabii her zaman işte daha standart seyircinin ilgisini çekecek işte Tep Lakers olsun ne bileyim işte, işte bu sene Brooklyn Nets olsun yani yıldız oyuncuları görelim onlar fena çıksın yoksa izlemeyiz rating kaygısı Çin'de ne oldu Avrupa ne izliyor falan. Tabii bunlar hep olacak ama dijital yayınların artmasıyla beraber belki de NBA'lerde reklam gelirlerini de bu dijital yapıyla tekrar aynı seviyelere getirir ve dengelerse zaten bunları çok da konuşmayacağız. Ki kaçak izlenmeyi de daha hiç bunun içine kat et, e, dahil etmiyorum. Yani Lebron James'i bu konuda eleştirdikten sonra tabi Lakers'ın eleştirecek kısımlarına da bakmamız lazım. Lakers geçen sene başarılı olurken gerçekten iyi savunma parçaları vardı. Yani işte Danny Green gibi, Rondo gibi. Yani Rondo da tabii ki girdiğinde oyuna herkes hemen panik olabiliyordu ama özellikle finallerde ve yarı finallere gelirken ciddi katkılar vermiştir Rondo ve özellikle de hem savunmada hem de oyun aklı olarak. Şimdi Davis de olmayınca LeBron James kenara geldiğinde oyun aklı inanılmaz düşüyor Lakers'ın. Yani Schroeder oyuncu olamadı. Caruso biraz oyuncu olmaya çalışıyor da bir yere kadar. Böyle olunca LeBron James'in eli kolu iyice bağlanmış oldu. Onun için her şey çok daha zor oldu. Ee, yani Lakers bu parçaları kaybetti ve yerine getirdi önce işte vadesi dolmuş e, bir Wesley Matthews. Ee, yani Gasol'u ilk maçta oynatmadılar. Buraya yine yani bence kesinlikle kontrat yapmamaları gereken bir Drummond eklendi. Drummond ilk geldiği günden beri zaten e, bunu söylüyorduk. Yani bu böyle olmaz. Yani hücumda evet belki hücum reboundu ekstra ikinci şans bir rebound gücü belki getirse bile savunmada o kadar yani sıfır durumda ki hiçbir şeye veremiyor. Harold da zaten daha Clippers'ta geçen sene Dark Rivers'ın elini kolunu bağlamıştı. Yani Denver'a karşı. Harold'dan da bunu bekleyerek aldılarsa cidden büyük hata diyorduk. Evet bunu da gördük. Evet bu oyuncularla sezonu geçebilirsiniz ama işte playofflar geldiğinde Clippers'ta da geçen sene Harold yani ikili sıkıştırmaları gelirken birebir kaldığında Pekanor savunmalarını falan gerçekten fe fecat. Yani bu, bu belliydi yani burada alabileceğiniz bir şey yoktu ve Lakers e rotasyon dışında kaldı. En azından orada geçen sene evet Howard vardı. Howard en azından döverek <laughs> Denver'ı elemelerinde çok fayda sağlamıştı. Özellikle de yok iç oyundan e, düşürmüştü. Dayakla da olsa bir şekilde çözmüşlerdi. Bu sene o kadar direnç gösterecek, enerji verecek bir oyuncu da yoktu. Öyle olunca bir de Davis kaybedince, LeBron James de iyice enerjiyi düşürünce İşler bitti. Yani Lakers'la ilgili dediğim gibi istatistikler konuşacak bir şey yok. Davis sahadayken savunma güçleri de, hücum güçleri de, kurdukları savunmayla beraber yani hızlı hücum yapısı da çok etkili oluyorken o gittiği zaman bu bütün birbirine bağlı olan yapılar yıkılmaya başlıyor ve köprü çöküyor. O yüzden Lakers'ın belki de gelecek sene hangi yıldızdan çok hangi parçaları biz geçmişte oturttuğumuz gibi tekrar takıma entegre edebiliriz. Onu bulup onu yapmaları lazım. Gasol gibi bir oyuncuyu buldular. Onunla da kavga ettiler. İlk maç oynamadı. İşte ilk maçın önemi ortaya çıktı. Belki de sansesinde Sans ilk maçta inatlaşmasalardı ve seri 3-0'a gelseydi. Davis'in sakatlığını belki evet, 4 maç kaybetmeden halledebilirlerdi. Bir şekilde bir maç oradan çıkardı. Yani 4-3'e bile gelse seri. 3-3 olsa bile inanılmaz bir şey oldu belki. O seri çıkardı. Ya da Davis bir şekilde iyileşebilirdi belki süre bulurdu. Çünkü hemen üstüne çıktı. Artı olarak tabii şunu da ekleyeyim yani sakat bir oyuncunuzun sezonunu kaybetme pahasına orada oynamasına izin vermekte bence yine eleştirilecek bir şey ama tabii bunda Lakers yönetimi biliyor. Sans'a baktığımızda Sans kesinlikle hak etti. Yani onların bence buradaki galibiyetin etkileyen hiçbir şey yok. Evet 1-0'dan 2-1 geri düştüler ama Davis olsa da bence sonuna kadar zorlayacaklardı. İşte Chris Paul'un ilk maçta bir sakatlığı oldu. O sonra biraz toparladı kendisini. Ve Booker özellikle son maçta inanılmaz oynadı zaten. Ha bakın yine yani o, o, kötü oynasa belki yine de seride bir hareketlilik olabilirdi ama o da kesinlikle gevşeme izin vermedi. Lakers'ın ilk maçta yaptığı hataya düşmedi Phoenix Suns'ta. Ve Suns bence dediğim gibi hak ederek turu geçti. Diğer taraftan da Denver Portland sayısı ki Portland'da da ilgili aslında orada da bir artık dönüşüm başladı. Her, hepinizin haberi olmuştu işte Teres yollar ayrıldı. Kovuldu gibi değil zaten Teres çok e, mülayim bir kişilik olduğu için çok da çok sevilen efendi bir koçlu olduğu için zaten karşılıklı olarak konuşulup ayrıldı. ki playoff'lardan önce bu söylenmişti. Bu sene de başarısızlık olursa başka bir şeyler denememiz lazım artık. Değil ki bunu aslında 3 sene önce Golden State elendikleri yıldan sonra denemeyi düşünüyorlardı. Ama o günden bugüne birkaç kez daha denediler. Ama bunun devamı gelecek mi? Önemli olan o. Yani CJ McCollum takaslanacak mı? Daha iyi uzun Dar gelecek mi? Nurkiç ikna edilecek, edilebilecek mi? Çünkü Nurkiç de hemen seriden sonra ya yani ne yapsam ben de bakacağım artık. Hayırlısı gibi şeyler söyledi ki e, Lakers'ta görürsek menajerin ismini şu an aklına getirenler e, gülmeye başladılar. E, Rich Paul ismini. Yani menajer <laughs> yani Lakers'ta görürsek şaşırmayabiliriz. Ama belli de olmaz. Ki Nurkic de belki Portland için doğru isim olmayabilir. Onu da açık söylemem lazım. ya yani bugün Denver'a yenirken evet Nurkic sağdayken yok hiç nispeten oyunla oyuna etkisini azaltabiliyordu yok için ama yine de o savunmacı değildi. Yani onu o kadar oyundan düşürebilecek, esnek e, kitleyebilecek, hücumda ekstraları verebilecek ki hücumdaki formsuzluğu zaten sezondan gelen bir formsuzluktu. O oyuncu değildi. Başka bir yapı lazım oraya. Yani belki de daha hareketli, daha atlet uzunlar, Lillard'da oynayabilecek, daha atlet şut atabilen, istikrar şut atabilen savunma istikrarını koruyan ve kenardan da gelecek kanat oyuncuları ve kısalar keza. Ki Simon orada iyi bir adım attı. Umarım onun gelişimi devam eder tabi. Tabi herkesin aklı Lillard gider mi sorusu var. Bence Lillard bu sezon gitmeyecektir. Lillard en azından bu sezon kesinlikle bir o yeniden yapılanmanın da başını tutacak. onun da istekleri dinlenecek. Gitmesi için bir neden olmayabilir. Ama tabii ki onun isteklerine yanıt gelmez. Coaching'de istenilen kişiler olmaz, oyuncular gelemezse e, Portland belki de şunu da diyebilir Ya biz tamam reset butonuna basıyoruz oklama gibi belki de Takasları açığız çünkü şöyle bir durum da var Hem CJ McCollum'dan hem Lillard'dan e, Ki için kontratı bitiyor e, Yani çok çok iyi e, Takaslar çok çok iyi gençler toplayabilirler Gideceği takımlara göre Bence bunu da bir düşünebilirler yani buradan bir reset butonu çıkar mı? Portland'da bakacak. Zaten onların yıllardır batı finaline gelirken de 3 sene önce. E, yani orada da iyi savunmayla gelmişlerdi. E, bugün yine savunma yapamayınca burada kaldılar. E, konu hep orada tıkanıyor ve artı hücumda da yani sırf savunma gibi görünmesin konu. Hücumda da Lillard harikalar yaratmak zorunda kalıyor. Belki de bunun zorunda kalmasa. Çünkü onun da oyundan düştüğü anlar oluyor. Kitlendiği anlar oluyor. Yorulduğu anlar oluyor. Ama hani CJ McCollum'a işte bir yere kadar güvenebiliyorsunuz. 3 pozisyondan sonra 2 adım geri gidiyor takım. Yani <laughs> Covington 2 tane maç kaçırdı son maçta artık. Yani Lillard olsam belki de saçım başımı yolarım. Kenardan gelecek kimse yok. Yani bir kişi bile yok. Tamam hadi sakatlıklar oldu, değişimler oldu zamanlar içerisinde ama yok yani oraya bir hamle yapılamadı. Yani uzun rotasyonu zaten dar. için alternatifi malum yani oradan gelecek katkı, savunma katkısı falan fe fecaat zaten. Yani alacakları en fazla rebound katkısı o da evlere şenlik olabiliyor o sahadayken. O verdiği bütün rebound katkısını geri alıyor. E böyle olunca Portland'ın da elenmesi kaçınılmaz oldu ki ben 4-3'e belki taşırlar diyordum ben yani ekstra performansı. Lillard'ın ekstra performansıyla sondan bir önceki maçta bile bir yere kadar zorlayabilirler. Denver çok iyi direndi. Ve Denver aslında burada iyi verdi. Deyip buradan aslında Denver'ı ve Sans'ı da biraz daha eşleşme içinde konuşabiliriz. E bu iki seri inceledikten sonra Evet, Denver ve Suns eşleşmesi ne olacak? Bu seri bence bayağı ilginç olacak. Yani Suns'ın buraya gelirken Lakers'la biraz da talihsiz bir şekilde sakatlıkla gelen durumda hani nispeten kolay geçmiş gözükse de bence onlar için mental olarak da ciddi bir sınavdı. Yani yorulup bitebilirlerdi. Kafa olarak tutunamayabilirlerdi de. Booker çok istikrarlı oynadı. Kendisini maça çok verdi. Bu enerjiyi Biraz da ben Donovan Mitchell'da da görüyorum. Onda da bahsedeceğim Utah eşleşmesinde. Ama tabii onları bekleyen sorunlar var Denver'a karşı. Nedir bu sorunlar? Birincisi Aiton. Evet Aiton çembere çok yakın, iyi bir savunmacı. Sezonu iyi götürdü. Özellikle sezondaki Ocak'ta oynanan Suns-Denver maçlarındaki sezon başı olduğu için aslında orala, o zamana göre çok şey değişti. Yani baz almak çok doğru değil. Hatta o ta takımda Harris vardı hala Denver'da. Aaron Gordon gelmemişti. Ama ona rağmen orada da Aiton çok sayı atmasına rağmen yine de Denver iki maçı da iki uzatmaya götürdü. birini bir uzatmaya birini iki uzatmaya götürüp kazanmıştı. Şimdi Aiton üretebiliyor bir şekilde. Hem hareketli piken rollerle bazen işte onu devamlı topsuz çembere yakın kullanarak ki yine aynı sayıları yok için üzerinden de bulabilir. Ki bu sefer Aaron Gordon'un yardım olacak daha zor. Ya da işte dışarıda biraz uzaklaştığında orta mesafeden şut da bulabiliyor ama çok fazla kullanmıyor onları. Hücumu idare edecektir yine ama savunmaya geldiğimizde işte onun da alternatifi yok. Bir zaten yok iç devamlı hem sırtı dönük hem sırtı dönük aldıktan sonra tek adım fade away hemen topu hızlı vurup ISO'da çembere gidebilen bir yapıya döndü. O yüzden Aiton'u çok zorlayacak Aiton'u far problemine de sokabilir Aiton'un alternatifi de yok. Yani Sans burada yok için nasıl durduracak? Bunun üzerine çok ciddi çalışması gerekiyor. Hemen ilk akla gelen tabii sırtı dönük geldiğinde işte zayıf taraftan gelecek bir dip yardım ya da yakın tepeden üçlük tarafından gelecek, yakın kısadan gelecek hemen bir yardım ilk akla gelenler ama işte yok Jokic çok iyi bir pasör. Ya yani mesela Davis bile Lakers maçlarında özellikle ilk maçta çok tembel de oynadığı için bu pasları yapamamıştı. İyi savunmuştu Sans ama bunları yok hiç yapar. Mesela Portland serisinin uzatma kısmına bakarsanız iki uzatmaya giden maçta orada en kritik şutu aynen böyle bir sıkıştırma üzerinden verdiği pasla yarattı Denver. O yüzden çok dikkat etme lazım. Sıkıştırma evet belli anlarda işe yarayacaktır. Bir bu sıkıştırmayı çok hızlı ve erken getirmek lazım. Belki de Denver savunması spacing'in oturma, oturtmadan hemen onun elinden çıkarmak lazım topu. Çünkü oturduktan sonra zor. Ya da işte birebir de ilk hamlesini beklemek lazım. Yani e, üzerine mi gidecek? Eğer şut atarsa yapacak çok bir şey yok ki ben yok e, için çok fazla orta mesafe denemeden e, Aiton'un üstüne gideceğini düşünüyorum. O o konuda akıllı davranacaktır. E, Mike Malone da bunu isteyecektir. Ama geçerse evet orada hamleyi beklemek lazım. Geçtikten sonra belki işte zayıf tarafta artık e, işte Bridges'la belki Kem Johnson'la vesaire buradan bir yardım. Ya da işte yine belki Chris Paul'a tepeden hızlıca bir e, top çalma bulabileceği bir açıya girmesi lazım. İkinci alternatif de burada pas açılarına girmek. Özellikle yok için yüzünü döndükten sonra bütün pas açılarına e, kapatacak şekilde ortalaması lazım Phoenix Suns'ın. Bu potansiyel var. Mesela bu Portland'da yoktu. O yüzden de çok zorlandı Portland ve kaybetti seriyi. Ha tabii... E, Chris Paul'la beraber savunmayken Chris Paul'un sakatlığı buraya etkileyebilir. ona dikkat etmeleri gerekecek. Yok için bu açılarını kapatmaları kritik dedik ama tabii Denver'da burada ekstraları buldu. Yani Denver savunması da bence hem Aaron Gordon'la hem işte Austin Rivers'la hem Montemoris'in hem hücumda hem savunmada verdiği katkıda iyi toparladı. Şimdi Dozier ilk maçta yok. Dozier ve Will Barton ilk maçta kesin olmayacaklar deniyor. Bir değişiklik olmazsa. Ama Dozier'e dönecek gibi duruyor sonrasında. Will Barton çok da derttiği bence ama. E, yani skor etkisi tabii ki olacaktır. Ama burada kritik olan Sans'a karşı Denver'ın yine savunması. Skoru bir şekilde buluyorlar. E, o yüzden Dozier'in gelmesi savunma için iyi katkı olur. Özellikle kenardan gelmesi. E, kısa rotasyonunu hem de kanat rotasyonunu rahatlatabilir savunmada. Tabii göreceğiz ne yapacaklar. Onun dışında Chris Paul, pardon Phoenix Suns'ın, işte Chris Paul ve Phoenix Suns kafada inanılmaz eşleşti. Burada şunu deneyebilir mi işte? Hep bunu bekliyordum. Lakers gerek kalmadı. Aiton'la beraber değil de Aiton kenara geldiğinde. Tabii Şaric burada bir alternatif olabilir. Onun dışında, yani Crowder'ı denerler mi? Ben bunu bekliyorum. Yani bir Crowder hamlesi çıkar mı orada? Yani Crowder'la yok içi eşleştirip tabii ki kısa kalacak ama... Belki onunla beraber biraz daha dışarı itebilecekleri ilk anda yani topu iyi kaldığı anda hemen sıkıştırmayla beraber daha hareketli kalacağı için bir etki yaratabilirler mi? Ya da sırtı dönük iyice yaklaştığında bir yardım gelebilir mi? Bunlar bu konuyu bir noktada zorunda kalabilir Sans. Yine maçlarda bunu da merakla takip edeceğim. Ee, onun dışında Phoenix Sans'la ilgili hani pre-off'ta rakiplerine en düşük yüzleri üçlük veren ikinci takımdı Phoenix Suns. Tabi bu Lakers'a karşı böyleydi. Yani Lakers çok kötü şut attı seride. ama Denver'da çok iyi atma potansiyeline sahip ve atabilir. Daha da atacaktır da. Yani Denver'ın hemen de istatistikleri vereyim ben size. bireysel bazda kim ne attı bir görelim. Üçlük yüzlerine bir bakalım. Yok hiç. 42.9 ile oynadı. Porter yüzde 41.5. Montemoris 41.7. Aaron Gordon %60 ama o zaten 15 üçlükten 9'unu buldu ama bir tanesi çok kritikti bu üçlüklerin. Hatta iki tanesi çok kritikti. Az atmasına rağmen yüzleri atması önemli. Austin Rivers %48 attı, Campazzo da %34 attı ki bunların içerisinde yine Campazzo da önemli oyunculardan ki özellikle pick and roll geldiğinde hafif bir drop ya da switch'e karar verme aşamasında açılan alanda hemen şutu yollayabilen bir oyuncu. Aynı şekilde Rivers da öyle. Onun yüzdesi de hiç fena değil bu bölge için. Picanur oyunları için. Şimdi Sans'ın esas sınavı burada olacak. Yani üçlük yüzdelerini özellikle de Lakers kötü atarken ki kısmı değil ama sezondaki gibi ya da Lakers serisinde Lakers'ın iyi oynadığı maçlarda yapmaya çalıştılar ama pek yapamadılar. E, yaptıkları maçlardaki gibi Denver'ı durdurabilecekler mi? Burada Denver'ın çünkü hücum gücü o yüzleri attıkları maçlarla beraber iyice yükselecek. Hücuma da bakmamız lazım. Tabi e, Pican Booker'la yani hem Booker'ın savunmacısını arkasına alarak Aiton çok iyi bir screener değil ama Aiton genelde screen'i e, pardon Booker genelde screen'i iyi kullanma becerisi olan bir oyuncu olduğu için Aiton'un açısını ya da Aiton'un kaçırabileceği oyuncu hissettiği zaman Pican hemen ona göre pozisyonunu alabiliyor. Ya şuta kalkıyor ya da e, boyalı alana çok seri atak edebiliyor ve burada da yok için arkasına düşebilir. Yani burada hatta başka oyuncuları da düşürebilir. Arkadan gelecek topsuz oyunlar işte burada yine Aaron Gordon'ın ve diğer bütün savunmacının Denver'da çok dikkat etmesi lazım. Ee, burada şuna geliyoruz. Evet Chris Paul bu takımın oyun yönlendiricisi olacak. Yani herede hücumda belki de devamlı orta mesafe deneyen e, tırt bir oyuncusu olmak yerine e, çünkü orada tıkanabilir. E, o aynı ritmi bulamayabilir ve takıma zarar verebilir. Onun yerine Booker'ın belli anlarda bütün oyun kontrolünü alıp özellikle de piken rollerde tabii ondan bahsediyorum. Yok e, için arkasına kadar topu düşürebilirse ya kendisini ya topu Denver savunması inanılmaz zorlanacaktır. Ve sans hücumları çok şekillenecektir. Özellikle de bunu yaptıktan sonra köşelerden Crowder'la e, Bridges'la ve Cam Johnson'ı çok rahat şutta bulabiliyorlar. Üçlük çıkartabiliyorlar. Hatta Cameron Payne bile bu drive'larda tepede kalıp onun savunması yardıma geldi. O da üçlükleri bulabiliyor. Burada Booker'ın esas önemi atmasından da çok bu olacak. Burada Booker'ın yüksek asist sayılarını görebiliriz. Denver'a karşı. Onun dışında Sans'la ilgili söyleyeceğim ana konu dediğim gibi yani onların Chris Paul'un tıkanan oyunundan çok orta mesafede inatlaşan top kayıplarına doğru giden ve inatlaşan oyunundan çok onun oyuna yön veren özellikle Booker dinlenirken Takımı coşturan oyunda çok ihtiyaçları var. Umarım bunu artık son raddinde yapabilir. Sakatlığında durumu biraz daha iyi gözüküyordu sağda ama tabii sağda ne olabilir? Yani Chris Paul bir daha oradan çok büyük rahatsızlık hisseder mi? Oyundan çok düşer mi? Göreceğiz. Orta mesafede Denver'ı zorlayabilirler bu arada. Benim dediğim Chris Paul'un kişisel sıkıntıları ama evet oraya girdiklerinde Booker da orta mesafe atabilir. Hatta Payne de atabilir. Çünkü yok hiç genelde ya çok hızlı bir e, show up kendini gösterip hemen recover etmeye çalışıyor. Ya da kısa hemen screen'den kurtulup geri dönmeye çalışıyor. Ki burada aslında bakın dikkat edin maçları izlediyseniz Lillard'a karşı hiç fena savunma yapmadılar. birebir kaldıkları, switch yaptıkları savunmaların dışındakilerden bahsediyorum. Ama Lillard o kadar hızlı da kurtuldu ki hem birebirden birden artık bir noktadan sonra Picanrolde bile istemedi. Yani bire bir Birebir de çünkü o kadar hızlı bir backstep yaptı ya da işte çok hızlı backstep fake drive etti ki yetişemediler. Ama işte o da Lillard. Yani şu an Sans'ta Booker var. Bir Lillard yok. Booker Lillard olabilir mi? Eğer olursa zaten seriyi geçerler. Onu baştan söyleyeyim. Yani Booker gerçekten Lillard seviyesi bir birebir üçlük yaratmaya da birebir hücum etme genel olarak hücum etme yapısı yaratacak seviyeye gelirse Turu Sans geçer. Tabi bunun yanında yok da durdurmaları lazım. Peki Nuggets nelere dikkat etmeli? Biraz da bundan bahsedelim. Morris'in katkısı çok önemliydi. Mike Malone bunun üstüne çok durdu. Austin Rivers çok ekstra oynadı. Gerçekten önemli şutlar buldu. Şimdi bu oyuncuların karşısında daha iyi savunmacılar olacak. Ve bu oyuncular bu şut tempolarını hücum ritimlerine dahil edemeyebilirler. Bütün takımın hücum ritmine dahil edemeyebilirler. O zaman sorun yaşar Denver. Buna çok dikkat etmesi lazım. Kenardan gelebilecek işte burada... Wilbart'ın belki ilk beşte skor gücü olarak çok önemli değil desem de kenardan gelecek ekstra bir skor gücü olabilirse bu seride iyileşip o zaman bir fark yaratabilir. Tabii e, onlar da Booker'a odaklanacaklar. Lillard'a odaklandıkları gibi. Burada özellikle işte Crowder'ın üçlüklerinden ki Geçen sene Miami'ye nasıl katkı yaptığında yine e, Doğu serisinde biraz bahsetmiştim yine Crowd'ın üçlükleri kritik olacak. Çok önemli. Burada dikkat etmeye lazım. Keza diğer kanatlarında sadece Booker odaklandıklarında Chris Paul da tabii kendini bulup ekstraları bulabilir. Monte Montemoris, Campazzo, işte iyileşirse yine Dozia burada çok önemli bir savunma işçisi olacak. Ki keza Switch'te de önlerinde kalabilecek Aaron Gordon'da buraya etki, e e eklememiz lazım. Ki belki Aaron Gordon'ı Duruma göre yani bilmiyorum maçın en başından itibaren bu eşleştirebilirler mi? Mike Malone bence şimdi direkt onunla izole edip onun yardım savunmasını hemen kaybetmek istemebilir ama hem dediğim gibi switchler hem de maçın belli bölümlerinde clutch'ta ya da çeyrek yarı sonlarında falan deneyebilir. E, ya da bilmiyorum daha erken de verebilir. Bu tamamen onun oyun stratejisine bağlı. Bu biraz riskli olabilir tabi ama baştan baskılayıp çünkü bu playofflar mental olarak güçlü olanın ilerlediği bir playoff oluyor bu sene. Yani düştüğünüz anda çok fena yıkılıyorsunuz düşmemeniz lazım belki de Mike Malone en baştan Ya yani biz seri hemen 2-0'a getirebilirsek sansı çok bozabiliriz diye düşünüp en baştan da bu agresifliği gösterebilir Göreceğiz Onun dışında Denver'la ilgili Yani ekleyeceğim başka bir şey var mı Dikkat etmeleri gereken ki hücum gücü zaten çok yüksek bir takım demiştik Yani da aslında onlar Savunurken şunu yapmışlardı. Bence Bukrada onu yapabilirler. Onu da ekleyeyim. Lillard'ın şut mesafesi çok uzun olmasına rağmen onu baskılayıp geri itmek yine de avantaj. Neden? Çünkü biraz geri ittiğinizde sıkıştırma getirmeniz daha rahat oluyor. Evet, Lillard burada topu dolaşıma sokabiliyor ama mesela bir Doncic kadar yüksek olmadığı için daha zor ya da işte daha zayıf taraftaki bir oyuncuya çok rahat üstlük yaratacak şekilde pası çevirmesi çok kolay değil. Booker aynı sorunu yaşayabilir. Belki de onu biraz daha itip e, tam sağda karşılayıp Booker'ı toplu ya da topsuz hiç önemli değil. Devam deny ederek getirip baskılarlarsa ve Booker oyundan düşerse gerçekten geri kalan dörtlünün sadece şut performansına kalıyorlar. E, bir tek burada Cameron Payne'i yine ayırabilirim. Onun yine çembere gitme potansiyeli çok yüksek. O zaman Denver için e, tur kapısı aralanabilir. Peki bu seri ne olur? Zor. Yani Denver Portland serisi ne kadar zorsa ki 4-3 demiştim o seriye Denver tarafında. Yani bu sene yani bu yarı finallerde çok keskin tahmin yapmak gerçekten zor. Ama iki takımın da nelere dikkat etmesi gerektiğini e, detaylıca açıkladım. E burada <laughs> bayağı zor bir karar. Yani Denver'ın Denver'ın ben bir adım önde olduğunu düşünüyorum açık olayım. E, özellikle Jokic çok formda. Porter Junior iki senede inanılmaz bir gelişim gösterdi. yani son Portland maçında 9 dakikada 6 üçlük çıktı. Evet sonrasında aynı tempoyu koruyamadı ama o kadar hızlı kesti ki baştan işte o dediğimi yaptı. Bu serilerde erken darbe vurmak çok önemli takımlara. Onu yaptı. Yani Montemoris çok formda geliyor. Yani Murray'den alacakları hücum performansını bir şekilde ortak ya yani böyle köy sandığından çıkardılar. Yani o sayı köy sandığında bir toplandı, birikti. Oradan çıktı. Savunma da Austin Rivers'tan gelen katkıyla dozlu olmamasına rağmen fena bir şekilde gitmiyor. Çok iyi bir savunmacı değil tabii ki Denver. Eğer burada e, biraz daha üstüne koyabilirlerse ki Portland'a karşı çok yoğun bir seriden çıktılar e, sansa göre. Yine şanslı olabilir ve ben düşeceklerini zannetmiyorum. Bu seriyi ne 4-3'e kadar götürebilirler. Sans'ta ise Booker'ın panik butonuna bastığı ya da oyundan düştüğü anlarda diğer oyunculardan ne çıkacak Aiton'un savunması Aiton'un yok içe karşı ne yapacağı onun alternatifsizliği falan beni çok düşündürtüyor e, zor seri e, kağıt üstünde Sans favori gözüküyor ama ben e, Denver'ın bu ivmesini e, beğeniyorum ki geçen sene de aslında çok eleştiri almıştım birkaç e, e, yorumumdan sonra Lakers'a karşı Denver'la ilgili ki Denver orada aslında en kritik maçı kaybetmişti Seri farklı bir yöne gidebilecekti o maçta. Son saniyede Plumlee'nin in inanılmaz bir screen hatasıyla bir anda işler değişmişti. Jokic bütün seride dayak yemişti yani bayağı dövmüşlerdi Jokic'i Howard'la beraber. Bu sene karşılığında o kadar sert bir takım yok. O kadar dayak yemeyecek. Jokic çok daha dirençli, çok daha atma potansiyeline sahip. Yanında da bir şekilde dediğim gibi Morris'in açığını kapattılar hücumda. O yüzden ben Denver'ı bir adım önde görüyorum ama bu seri gerçekten kolay değil. Ee, yine 4-3'e gidebilir. Eğer Sans saçmalamazsa özetle yani Booker inanılmaz oyundan düşmez. Bir sakatlık olmaz. Aiton kendisinden beklenenin çok üstünde savunma yapar. O zaman tabii ki Sans zaten daha rahat da seriyi geçebilir. Ama bunlardan birkaçı birkaç maçta olmazsa Denver kesinlikle bu serinin ortağı ve bir adım öne geçeni olacak. Ve 4-3'e kadar gidecektir deyip batıdaki Suns Nuggets eşleşmesini bitiriyorum. Şimdi de diğer eşleşme olan Utah Jazz Los Angeles Clippers ki Los Angeles Clippers Dallas serisi de inanılmaz oldu. Ona geçiyoruz. Evet gelelim Clippers Utah eşleşmesine. Clippers Dallas serisinden çıktı. Gerçekten inanılmaz bir seri oldu 7 maç. Her maçı ayrı ayrı bir detay ayrı ayrı bir kapışma koçların değişimi. Panik halleri, oyuncuların yorgunluğu, değişimi etkisi, yani 7 maçın her saniyesinden hem bir koç olarak baktığımda çok zevk aldım. Oyuncu gözüyle baktığımda az ayrı bir zevk aldım. Seyirci gözüyle ayrı bir zevk aldım. Gerçekten çok acayip bir seriydi ki son maç farka gitmesine rağmen çok fazla detay içeren, çok fazla hamle içeren bir seri oldu. İki koç içinde ama önce bir Louia değineceğim, Tyrone'un hakkını bir vermek istiyorum. Çok eleştirdim özellikle ilk maçlarda Dallas'ın kazandığı maçlarda Zubac'ın ısrarı, e, menü pek kullanmaması, İbaka zaten hani hep diyorduk ölüm kalın döşeğinde değilse neden oynamıyor ki? Sonra o da sakatlandı, e, demek ki bir hafif sakatlı da devam ediyormuş, çok da rahat oynayamıyormuş onu da görmüş olduk. Sakat, i̇yice, iyice zaten rotasyondan çıkmış oldu sakatlanıp. Rondon'un daha böyle az kullanımı, Patrick Beverly ve Zubac'ın hiç işe yaramaması rağmen fazla ısrar vesaire derken ciddi eleştiriyorduk. E, rotasyon ve savunma tercihleri konusunda. Tabi bunun yanında hücum tarafında benim esas derdim hücum tarafıydı ile ilgili. E, hem Paul George hem Kava üzerinde zaten etkinliğinin düşük olduğu görülüyordu ama sorun şu ki hadi burada serbest bırakabilir zaten oyuncularını. Bu, bu artık kabul gören ve belki de birçok takım için doğru olan bir strateji. Ama onlar da bu sorumluluğu almıyorlardı. Yani yine doğru der, tercihler yapmıyorlardı. Oyunu yönlendirmek yerine kötü birebirler tercih ediyorlardı. Tembel şutlar, tembel orta mesafeler. İki maçı kaybettiler. Sonra iki maç kazandıkları döneme geldiğinde ki onun da ilk dönemi de değil. ikinci maç pardon dördüncü maç ve sonrası Clippers için baya farklı oldu. Zubac neredeyse rotasyondan çıkacak kadar süresi kısıldı. İlk beşten de dışarı geldi. İlk beş rotasyonu savunmayı yoğun tutacak şekilde şekillendi. Burada Reggie Jackson'dan ekstra katkı almaya başladı. Men'i dahil etti işin içine. Men yani hem atletizmiyle hem de genel olarak iki tarafta verdiği hasılla e, ki bu hasıl sadece hopladı zıpladı Gerçekten hücum bantları, samuri bantaki etkisi, direkt savunma etkisi, hücumda ekstra buldukları vesaire derken çok ciddi bir rotasyon değişikliğine gitti ki çoğu klasik e, bakan koçta bunu göremeyiz ve hep bunun tartışması çıkar. İşte mesela ilk maçlarda bu hataya düşen koçlar Fogel örneğinde olduğu gibi kaybettiler. İlk maçlarda hataya düşüp çıkanlar oldu. E, Lou gibi. En baştan her şeyi yapanlar var. Onlarda işte Quinn Snyder gibi olanlar. Ona da birazdan geleceğiz. Lou'yu burada bir takdir ediyorum. Bu rotasyon değişikliği e, ve özellikle son maçlarda ki son maça kadar hem Kawhi hem Paul George bu kadar asist yapamamışlardı. Biri 9 biri 10 asist yaptı. E, oyun kontrolünü özellikle Paul George aldı. Kawhi daha drive and kicklerle buldu. Bozoş daha önü yönlendirme üzerinden asistlerini çıkardı. Gerçekten e, ciddi fark yarattılar ve Morris'ten 7-3'lük çıktı Reggie Jackson yüzleri attı falan derken işler onlar için e, bir anda değişti son maçta ve farklı bir şekilde kazanıp gittiler. Clippers bunu bence devam ettirecek ama tabi burada e, bu sefer kısa rotasyonun %100 çalışmayacağı bir rakip var karşılığında Utah Jazz. Ona geçmeden Tabii ki da konuşmamız lazım. Doncic bence elinden geleni yaptı. Tabii şu an herkes ya Doncic'i tutmak için ne yapacaklar? işte birileri lazım. Porzingis gitmedi. O gelsin, bu gitsin. Rick bile gitmesi bir an masaya geldi hızlıca. Dün hemen Cuban açıklama yapıp yok ben hani e, koçu yolla öbür koçu getir. Böyle değişeceğimizi zannetmiyorum. Bize başka şeyler lazım demişti zaten. Carlisle de halinden memnun. O da bu konuyu Cuban'a sorun deyip geçti. Ki bence de yani Karla'nın evet hataları var bu arada. Yani nedir hatalar hemen onları söyleyeyim aslında. Biraz işte Will Kolstein'i kullanmaya çalışması burada hata oldu. Belki Mariano bir tık erken deneyebilirdi. Özellikle savunmada donç için yıpranmaması için, Porzingis'in eksiklerini kapanması için. Son 3 maçta biraz da alan savunmasıyla beraber Mariano denemeye başladı. Kleber'ın ufak bir sakatlı olduğu söyleniyordu. Hani onun da etkisi, onun süresi biraz düştü. Powell'ı burada bir denedi, bir denemedi ama orada da başta kızıyordum açıkçası. Niye de çok denemiyordu? Yani dün böyle avucun içen, içine düşen topları Chris e falan veren bir Powell olunca Carlyle'a da bir şey diyemiyorum. Yani Rick da bakıp ya ulan sahaya rebound alsın diye <laughs> oyuncu sokuyorum. Ne yapıyoruz biz demiştir. O yüzden çok da kızamıyorum. Eli çok daraldı onun da. Yani bench'te sezonda işe yarayan bench. Brunson dahil hiçbir şey alamadı ondan da. Çok daraldı. Orada biraz panik butonuna bastı tabii o da. Ne yapacağım onu mu alayım bunu mu vereyim. Donch'i dinlendiremiyorum. Topu yönlendiremiyoruz. Hadi caşışırsın sen yap. Yok o da olmuyor. Yani caşışırsın işte Miami'den ayrılırken tepkiler hatırlıyorum. Vay işte çok gelecek işte oyuna yön verebilen bir oyuncu falan. Yani Miami zamanında kurtulmuş. Şu çağrıştırılsın. O zaman tabii ki daha formdaydı ama yine de e, kesinlikle Dallas'a merhem olacak oyuncu değil ve tekrar bunu gösterdi. Hiçbir akıl koyamadı sahaya. İkinci oyuncu Tim ve Junior oldu. O da özellikle için son çeyrekleri berbat oynadığı bir seride gerçekten iki maçın iki, iki maç alınmasına ciddi katkı vermişti. Ama tabii yine dönüp dolaşıp Porzingis'e geliyoruz. Ha şunu da ekleyeyim. Hani Tim Hardaway'i kapatmadan Tim Hardaway iyi katkı verdi ama bence Dallas'ın eğer artık uzun vadeli devam etmek kararlarını alması gerektiği zamansa bu. Bence Tim Hardaway çok uzun ve yüksek bir kontrat bağlamamaları lazım. Sonuçta playofflar geldiğinde bu da ilk tur. Yani evet Clippers çok güçlü bir rakip ama şimdi bu sonra bir sonraki turda Clippers'ın iki katı daha iyi savunma yapan bir Utah Jazz. Çok daha Creepers'den hareketli hücum eden bir UTG'niz var hatta. Ya orada iyice bu deflectler ortaya çıkabilirdi. Ya ki ilk iki maçtaki savunmasını biliyoruz Creepers'ın hatta. üçü 4'ü de ekleyebiliriz buna. O yüzden ha evet ya yine mevcut kontratına yakın bir şeyleri kabul eder ve kalırsa belki olabilir. Free Agency'de belki de daha bir Dinwiddie gibi savunma katkısı da olan hücuma da yön verebilen bir oyuncunun peşine düşebilirler. Ya da belki bir iki sene için Kyle Lowry. Ki Kyle Lowry belki daha hızlı şampiyonlara gitme derdinde olan takımlar tabii daha çok üstüne düşecektir ama belli olmaz denenebilir. Yine ve gelip dolaşıp geldiğimizde işte Esnek Uzun evet Kleber ve pa e Powell, iyi oyuncular sezon için. Kleber hatta bence sakatlığı olmasa da ki yani sakatlığı ne kadar ciddiydi bilmiyorum. Yine katkı verebilir ama daha uzun birine de ihtiyaç olduğunda o Marianoviç işte bir yere kadar işe yarıyor. E, Marianoviç e çünkü Gober kadar mobil bir oyuncu değil. Orada Gober'in etkisi çok daha yüksek büyük bir oyuncu olarak. E Dallas'ın bunları çözüp artık e, şimdi Doğunç için zaten kont Çaylak kontratı da bitecek. Onunla e, uzun bir kontrat yapacaklar. Daha 22 yaşında. O yüzden hani bir anda panik olup Allah Doğunç gidiyor, ona para basalım buna basalım diye delirmemeleri lazım. Sakince e, belki iki seneyi daha bu şekilde ya da belki belli olmaz yani iki sene içerisinde bir iki birer ikişer yıllık etkili olabilecek veteran kontratları bulup e, hani Josh Green seçildi çaylak olarak belki ondan bir şeyler çıkar ileride. ki dün biraz baktım Davlas taraftarları ya biz niye Sadık Bey'i almamıştık diye söyleniyorlar ki benim de ilk draftlara baktığımda sordum soru olmuştu. Çünkü bir tur sonra Sadık Bey seçiliyor. Keşke alsarmış bu turda bile savunma olarak da, hücum olarak da işe yararmış. Ama artık iş işten geçti. Bence acele etmeye gerek yok. Doncic zaten her sene üstüne koyarak gidiyor ki bu sene çok yoruldu. Yani inanılmaz yoruldu. Savunmada da iyi iş çıkardı. Bakın onu da yaban atmayalım. Gerçekten birebirlerde, Kavay'ın karşısında, eşleştiği oyuncunun karşısında hiç fena durmadı. İyi iş çıkardı. Orada da yoruldu. Ama e, bu takımla, bu e, rotasına bir yere kadar. Ve Porzingis tabii ki. Yani Porzingis ne olacak? Yani 30 milyon civarı ve üstü bir kontrat alıp böyle bir performans vermek gerçekten üzücü. Yani şeye kadar geldi artık. Ya bak senden hiç Durant gibi yüzleri orta mesafe sırtı dönük oyun ki ona girmesin zaten. O işe yaramıyor. Hadi yüzü dönük biraz bir iki drive. Yok abi ben yazın çalışmadım. Drive falan bizde yok kardeş. Tamam o da mı yok? Şut at abi o zaman yüzleri. Aa, geçen sene atıyordum. Atabilirim abi falan. Cık, o da olmuyor. Yok atamıyor. Yani o yüzde yüzleri şutu bulamadı. Ritimli şutu bulamadı. Bulamayınca da iyice e, skor gücü düştü. Dallasın. O yüzden Porzingis elden çıkarabilir mi şu haliyle? Bilmiyorum. Çok zor. Belki başka bir takımda başka istenmeyen bir kontratla yeni bir fırsat dener miyiz? Ya da bitmeye yakın iki senesi kalmış bir kontratla bir şeyler dener miyiz? gibi şeyler olabilir. Çok zor. Keşke tabii e, belki de daha formda bir oyuncu yapısı olsaydı ellerinde. Karantin Tan's gibi bir katkı gelseydi çok isterdim. Karantin Tan's bu takıma çok yakışır. Ama o da şu an çok zor gözüküyor. Deyip dallası geçiyorum. Clippers'ın detaylarına yine Utah Jazz eşleşmesine geçeceğiz. Yutacağız. E, Memphis eşleşmesine biraz konuşalım. Ya yani Memphis'le ilgili söylenecek çok bir şey yok. E, zaten Memphis'in bu turu geçemeyeceği çok malumdu ki Utah çok formda çünkü. Yani sezonun bunu sezon yayınlarında da çok söyledim. Ligin en dengeli takımı. Hücumda, savunmada yani en iyisi demiyorum bakın. En dengeli. Yani bir taraf düştüğü zaman bir tarafı arttırabiliyorlar. Ya da hücumda biraz bocalasa savunmayı diri tutup oyunda kalabiliyorlar. Evet maç içinde açtıkları farklar kapanabiliyor ama enerjileri o kadar iyi ki. Yani burada Danım için hemen bir değinmek istiyorum. Memphis serisini zaten ilk maçta oynamadığı için çok sinirlendi ama belki de avantaj oldu. Yani sakatlıklar o kadar kritik çizgilerde ki o bir maç dinlenmek, ekstradan o kasları, o bağları biraz daha dinlendirmek, biraz daha onları soğutmak gerçekten işe yarayabiliyor. Belki de çok daha iyi oldu onun için. Çok sinirlenmiş oynamadığında ama sonraki maçlardaki vücut dili, sağdaki enerjisi, takımı ateşlemesi, rakip takımla o... Ee, tabii ki oyun içinde kalacak şekilde aşağılaması hani bunu e, biraz oyun içi olarak değerlendiriyorum. Yanlış anlamayın aşağılamayı. Hani o, onlar o zihinsel oyunlara girebilmesi diyeyim daha doğrusu mental oyunları yapabilmesi inanılmaz iyi. Çok çok beğeniyorum şu anda Utah Jazz'ı ve Donovan Mitchell'ın bu sağdaki enerjisini. O yüzden Utah Jazz Clippers'ta da gelse, Dallas'ta da gelse açıkçası ne olursa olsun kağıt üzerinde belki Clippers önde bile gözükebilir. Ben bu sene Utah'ın hak ettiğini oyunuyla, sezondaki haliyle, şu anki rotasyonuyla ki Utah Jazz'da tam bir backup takım, Yani iyi bir rotasyonu var Atlanta gibi. İyi oyuncuları kenardan getirebiliyor. İyi diğerlerini doldurabiliyor. Ingles'i getirebiliyor. İşte Favors'ı getirip Gobert'e göre farklı bir yapı oluşturabiliyor. Niang'ı getirip üçlük bulabiliyor ve Jordan Clarkson gibi çok etkili bir 6. adam skoreri var elinde. Gerçekten tam bir backup takımı. Atlanta'da çok benzetiyorum bu açıdan biraz. Yani onlarda tabii farklı Galinari var. E, o da o da etkisini gösterdi zaten ki e, Philadelphia Atlanta serisinde konuşacağız. Güzel başladı o seride. Neyse Utah'a dönelim. E, Memphis'in ya Memphis çok genç bir takım. Zaten ligin en genç iki takımından biriydi Memphis. E, yani buradaki mücadeleleri ve özellikle Jay Moran tabii hemen burada parantezi açacağız play-in maçına kadar o kadar kötü bir sezon geçirdik ve play-in maçlarının e, ilkinde de böyle tadı kaçıktı ama bir aydınlanma oldu. Özellikle o Golden State maçı gerçekten Jay Morant için inanılmaz bir ay. Böyle bir, bir ışık indi ona. Böyle abi evet ben oynuyorum lan. Benim benim çembere, ben çemberde çok iyiyim oğlum falan diyerek böyle acayip iyi maçlar oynadı Utah'a karşı ama tabii takım olarak hem tecrübeleri yetmedi. Hem de Jay Morant ve işte ana rotasyon dışından çok acayip katkılar alamadılar. Ejern Jackson sakatlıktan geri döndü normal. Evar şuna zaten hani elinden geleni yapıyor ama o da çok esnek bir uzun olmadığı için e, belli bir yere kadar playoff katkısı veriyor. E, böyle olunca e, normal bir sonuç çıktı. Çok çok kötü da kötü değil onlar için. O kadar genç bir takım ki zaten Taylor Jenkins de bunun farkındadır. E, şimdi zaten Kyle Anderson gibi veteranı tutmaya devam ederler. Jaren Jackson üzerine biraz daha gelişir... ...Jay Morant biraz daha gelişir... ...Brooks daha da ileri gidecek vesaire... ...iki sene içerisinde tahminen... ...işte ilk turda 8'den falan girmeyecek bir takım haline gelecek zaten Memphis... ...ben güveniyorum... ...ama işte doğru parçaların doğru rotasyonlarında oturması lazım... ...biraz daha sağda heyecanlarını kontrol edebilmeleri... ...Morant'ın sadece kendisinin gelişimi değil... ...takımının da gelişimini nasıl sağlayacağını öğrenmesi lazım sağ içinde... Bunları çözdüğü zaman Morant zaten Çemberek'in inanılmaz bir bitirici. Çok iyi bir pasör. Şutuna güvenmeye başladı playinden sonra. inanılmaz orada atması için deliriyorduk. Golden State'e karşı iyi attı. Sonra hep atmaya devam etti. Helal olsun. Çok iyi gidiyor. Ama bu potansiyelle gelecekleri de buydu. O yüzden hani onları eleştirecek, istatistiklerine bakıp deşecek. Bence hiçbir durum yok. Gelecek sezon onları bence daha üst sıralardan batıyı zorlayacak baş belası olacak bir takım olarak göreceğiz. Bakalım nereye kadar gidecekler. Gelecek sezonda yine konuşacağız Memphis'i e deyip Utah Clippers eşleşmesine geçelim ve detaylarını konuşmaya başlayalım. Aslında Donovan Mitchell'a ben bir girdim. Yani Donovan Mitchell inanılmaz duruyor sahada. Bunu tekrar söyleyeceğim. Çok beğeniyorum şu an. Beni heyecanlandırıyor. Böyle uzun süredir hani Lebron James'in çok heyecanlandırdığı, Curry'nin çok heyecanlandırdığı sezonlar izledik yakın dönemde. Geçmiş yıllar işte Kobe'nin zaten 90'lar benim için Jordan'ın inanılmaz sağda bizi heyecanlandırdı. Seattle dönemi Sean Kemp'in Houston dönemi yine Hakim Olajo'nun Clyde Drexler'ın sonra 90'ların sonundaki Portland'la işte Scottie Pippen'ı e, heyecanlandıran takım. E aynen o hissiyatı alıyorum şu anda Utah'ta ve Donovan Mitchell'da. O kadar pozitifler ki yani oyundan düşseler bile Clippers'a karşı geriye düşseler bile ben dönebilecek potansiyelin olduğuna inanıyorum. Ha olmayabilir. Yani biz şu an Kanli sakat mesela. Yani Kanlı'nın ilk maçla ilgili durumu hala belli değil. Maç öncesi belli olacakmış. Onu da hamstringinde yani quadriceps baldır bölgesindeki bağlarında e, kasılma var, zorlanma var. Hardının yaşadığı sakatlık gibi. Hardın da bu arada ikinci maçı kaçıracak. Onu da ilk maç dinlendirebilirler. Tabii o yokken e, rotasyon Biraz düşecek çünkü onun bu seneki uyumu daha yüksek. Geçen sene Denver'a yenirken e, o kadar uyumu değildi takımla. E, daha zorlanmışlardı. Boyan yoktu ki Boyan bu sene çok iyi oynuyor. O yüzden Utah'ın evet tabii ki şanssızlıklar yaşayıp geriye düşebilir. Çok kötü oynayacağı maçlar da olabilir. E, ama hiç önemli değil. Utah'a gerçekten bu sene güveniyorum. Ve hani Clippers'a karşı da ne söyleyeyim favorim Utah. E, ama neden Utah? Şunu da söyleyeyim. Şimdi Donovan Mitchell All-Star'dan beri ki sakatlığı da oldu ama... ...29.6 sayıyla oynuyor. İnanılmaz iyi faal oluyor, faal atıyor. Yani burada Clippers'ın savunma rotasyonu zaten dar. Zubacic yine o da çok zorlayacak. Özellikle de şunu eklemem lazım. Sezon Utah bölümü konuştuğumuz sezon programına bakabilirsiniz. Rudy Gober bireysel üretimle yüksek bir hücum gücü değil ama screen assisted dediğimiz screen'i yaptıktan sonra hem devrilerek e pardon screen'i yaptıktan sonra açtığı alanla devrilip açtığı alanla devrildikten sonra ikinci olarak boyalı alana girip oluşturduğu kanal ve orada koyduğu box'la açtığı alanla kısalara çok rahat sayı imkanı veren bir oyuncu. Ve Utah özellikle bu senede hem Morant ile e pardon Morant diyor Morant ben hem Kanlı ile hem Donovan Mitchell hem Inglis'le Burayı çok zorluyorlar. Hem de Boyan'la. Yani bu dört oyuncu da hatta ona yıl da ekleyebiliriz buraya. Dört oyuncu da onların açtığı bu kanala çok iyi hücum ediyor. Bekliyor. savunmasının sırtını alıyor. Gober devriliyor ki bunu Favors da yapabiliyor. Uzun gelmesine rağmen top tarafındaki yardımı da engelleyecek şekilde kanal açıyor ve çok rahat çembere gidiyor. Ta. Burada nedir çözüm? Top tarafından yardımı iyi getirmek. O zaman da ne oluyor? Rotasyonda ve spacingde iyi olduğu için mutlaka köşede iyi bir şutör oluyor. İşte Kanli mi drive etti? Donald Mitchell olabilir. Donald Mitchell mi drive etti? Boyan olabilir. Roy olabilir ki oluyor. Yani o kadar elini kolunu bağlıyorlar ki takımın bu pick and roll'lerde. O yüzden Gober'in hücum etkisi sayısal olarak değil ama bu şekilde çok yüksek. Aynı şekilde dediğim gibi Favors'a bu katkıyı veriyor ve çok üretebiliyor. İşte burada Zubac dileması, kısa dileması devreye girecek. Clippers için. Yani Lu'nun eli burada çok dar. Yani Ibaka dönerse o zaman bir avantaj olabilir. Ibaka dönmezse Zubac var. Hadi Zubac'ı çekmeye dönecek bu sefer konu. Hadi Zubac çıktı. Bu sefer Gober çok uzun. Zaten alan açıyor. Yani oradan hızlıca Sivit çıkarsanız bile kısa da bu sefer Gober'i çemberde topsuz oynatıp bulmaya başlayacaklar ki Gober karşısında Varen şunas varken Memphis Sez'de yüksek hareketli devrilebilen bir oyuncu olduğunu da tekrar bize gösterdi. Çok hareketli gelip direkt smaca gidebiliyor. Favors girince daha da yüksek screen kullanıp Favors'ı da adım adım devirebiliyorlar. Yüksek devirebiliyorlar. O yüzden orada işi çok zor Clippers'ın. Nasıl bir çözüm bulacak? Umarım Ibaka iyileşir. Yoksa Morris'le Batum'la buldukları ee, bu savunma rotasyonu Dallas'ta çalıştığı gibi Utah'a karşı çalışmayabilir. İşleri çok zorlaşır o zaman. Buradan bir şey çıkarmaları kritik. Ee, Utah bench'i keza çok kuvvetli. Yani burada evet Clippers çok iyi iş çıkardı. Benç konusunda Rondo'dan kat kaldı, Menden kat kaldı. Ama bir yandan da Dallas'a karşı Beverly'yi oynatmamak zorunda kaldı. Çünkü çok kötü oynadı seriyi zaten. Ee, orada Zubac keza rotasyon dışına itirmek zorunda kaldı. Orada da elleri çok geniş değil. Ve Clippers çok yıpranmış geliyor. O yüzden bu geniş olmama durumu onları Utah'a karşı daha da zorlayacaktır. Kandinin maç kaçırma ihtimaline karşında yine de bunu söylüyorum. onun dışında Gober'in çember ataklarından bahsettik. Zayıf taraftan gelecek yardım böyle kestiklerini söyledik. Tabi tempo arttırma konusu var. Memphis mesela özellikle tempoyu çok arttırdığında Utah savunmasını sete oturtmadan çok iyi bozmuş. Yani evet geçişlerde de kötü bir savunma takımı değil Utah ama tabi yarı sahada olduğu kadar da iyi değiller. Burada Lou'nun özellikle Dallas serisinde konuştukları aklıma geliyor. İşte bizim tempoyu devamlı arttırmamız lazım ve korumamız lazım ki savunma bizim tabi bunu biz yine özellikle mesela Memphis şu an pardon Philadelphia da aynı şekilde oynuyor. Çünkü savunma rotasyonunu çok iyi oturttuğu zaman top kaybına zorlayabiliyor Clippers. Ama burada tabii bunu Doncic'e odaklanıp yapabiliyorlardı pas dolaşımının ana kaynağı olduğu için. Şimdi burada pas dolaşımı yapabilen aynı anda iki oyuncu var sahada. Hatta üçüncüyü de yanına etkileyebiliyorlar. Hatta Boyan da buna katkı verebiliyor. Şimdi bir yere odaklansalar diğer tarafta ciddi açık verirler. O yüzden total savunma yani o beş kişinin kavur ettiği bir eksildikten sonra herkesin adamını tekrar bulduğu, ters tarafta oyuncuların ortalandığı, yani pas açısına göre pozisyon aldığı oyuncunun o ana coverage çok önemli Clippers için. Bunu iyi yaparlarsa tempoyu arttırabilirler. Tempoyu arttırabilirlerse Utah'ı gerçekten zorlayabilirler ve düşürebilirler. İkinci konu Utah'ın dış şutlarını bozmak. Yani 16.8 üçlük atıyorlar maç başına ki Clippers son maça kadar 11-14 arası yani ortam 12-13 civarı attı sanırım. Son maç 20 attılar. Morris 7 üçlük attı. O çok ekstra'yı tabii. Böyle bir üçlük bir daha bulabilirler mi? Morris'ten yani büyük sürpriz olur olursa. Bir 7 üçlük daha çıkarsa acayip olur. Bence çok tek maçlık bir performanstı ama çıkarırsa helal olsun. Ee, tabii bunu yaparlarken iyi ama yapamadıkları zamanda Utah'a ya yenmek için birinci odağınız gerçekten arka alan savunması buraya düşürmek zorundalar. Burada yine men devreye girmeli. Hücum tarafında Rukkanard'ın üçlüklerine, ekstra üçlüklerine çok ihtiyacı var. Onu mutlaka mutlaka oyuna sokmalılar. Ee, belki de süresi bile artabilir bu ekstra bulmak için. Çünkü onun şöyle bir avantajı da var. Ee, çok iyi ilk adımı çok hızlı olduğu için çok hızlı vurup savunma üstüne geldiği, iyi de şutarı olduğu için hemen eksiltebiliyor. Evet çok iyi bir pasör değil. Çok iyi top da seçemiyor ama eksiltmek bile Utah savunmasını bozmak için büyük avantaj. kenardı kullanabilirler. Bu tahta tabii burada e, yüksek top dolaşımına sahip olduğu için yine bu üçlüklere çok odaklanacak. Onların da zayıf karnı aslında biraz burası oluyor. Yani üçlük yüzdesi düştüğü zaman ki ilk maçta çok kötü üçlük atmıştı Memphis'e kaybederken. Ne olacak? Yani evet orada Mitchell yoktu. Çember atakları düşmüştü. Çok kanlıya bağımlı kalmışlardı. Evet Boyan ve e, İngiliz gibi oyuncular da çember atak edebiliyor ama onlar kadar delici değiller. Daha hani top dolaşımından gelip hareketli alıp savunma karşısında dengesiz yakalandığında gidebilen oyuncular. Orada da hızlı yardım gelip e, kapanabiliyordu Memphis. O yüzden e, birebir etkisinde Utah Jazz'ın özellikle top dolaşımını da bozması lazım. Eğer üçlükler girmezse Utah'ta Clippers bunu bozar. Üçlükler girmezse de Donovan Mitchell'da zaten oyun kontrolü başlayacak. çember atak etmeye başlayacaklar. Orada da boyalı alan yardım savunması devreye girecek Clippers'ta. Clippers'la ilgili sorular belli zaten. Daha yorgun geliyorlar. Ne kadar e, dirençli olacaklar çok kritik. Evet e, yani bir arada size işte Kavay'ın de vermek istiyorum. Dallas 32.1 sayı. %42.5 üçlük %61 field goal ile oynadı. %61 field goal çok yüksek. Özellikle orta mesafede. Ama işte Dallas'ın aksayan savunmasında bunu yaptı. Peki Utah'ın aksam yansıtmasında bunu yapabilecek mi? İşte Kavay'ın burada e, orta mesafelerini bulması üçlük yüzdesini yine yüksek tutması. E, bulamıyorsa da çembere özellikle de belki e, rakibi switch'e zorlayıp onların goberine karşı da iyi hamleler yapıp orayı yıpratması şart. Hatta Paul George için de aynı şey geçerli. Paul George da şutta girmediği zaman hızlıca o şutunu kenara bırakıp Abi ben oyunu yönlendirebiliyorum, çembere gidebiliyorum, hasıl koyuyorum, rebound alabiliyorum, oraya odaklanayım derse evet o zaman biraz daha bozabilirler Utah savunmasını. Ki e, seride son maçta 9 asist ve 10 asist yaptı demiştim Kavai ve Paul George için. Ortamada 4.6 asist ve 5.7 asist. Takımın ana asistçileri de onlar oldu ki Rondo da 4.3 asist yapıyor ama onun süresi çok az. ondan hani onlar kadar olmadığı için oraya çok eklemiyorum. Bu iki oyuncunun özellikle de Paul George'un çok doğru oyun yönlendirip asist sayısını arttırması da gerekecek Utah'a karşı. Matchup konusu dedik. Eee e karşı ne yapacaklar? Zubac oyunda kalacak mı, kalmayacak mı? Buradaki dilemma nasıl çözülecek? Eee çok uğraşmak zorunda. Maç başına attıkları üçlük ortalamasını kesinlikle yukarı çekmeliler. 12-13 üçlükte belki de Utah hele de üçlük verirlerse kazanma Utah'a karşı kazanmaları zor olur. Bu konuya dikkat etmeye lazım. Ee, onun dışında ekleyeceğim bir şey var mı? Sanırım yok. Yani Clippers'ın vücut dili de özellikle son iki maçta daha iyiydi. Onu da söyleyeyim. Yani mental olarak da biraz daha iyi geliyorlar. Ee, burada Mitchell'ı övdük. Mitchell'ın yutağı nasıl yükselttiğini anlattım. Ee, diğer tarafta da bunu Kavay'ın yapması gerekecek ne olursa olsun. Reggie Jackson da bu konuda iş, iyi iş çıkardı. Takımı ateşleme konusunda. Özellikle de yüzleri oynayarak ama onun da her an dengesini bozabileceğini unutmayalım. boyunca oyuncular asla bütün paranızı, bu işte mülünüz, mülkünüzü emanet edip gidebileceğiniz kişiler değil maalesef. O riske dikkat etmek lazım. Ama hani bu oyun mental bir seviyeye inerse tek, yani sayıların çarpışmasından daha psikolojik bir maça dönerse evet Clippers yine oyunu sertleştirip ee, ...özellikle de Daman Mitchell sinirlendirmeye çalışacaklardır... ...Kanli burada daha sakin bir oyuncu... ...ki Brooks bayağı yumruk falan attı yani sırtına <laughs> maçta... Ee, ...burayı biraz yoğuracaklardır ama ben Yuta'n çok diri kalacağını... ...dirençli kalacağını düşünüyorum... ...güveniyorum da açıkçası, güvenim de boşa çıkarsa yapacak bir şey yok... ...Yuta kesinlikle bir adım önde, seri 4-2'ye bile götürebilir... Ee, ...Clippers'ın da dikkat etmesi gerekenleri bence detaylıca açıkladık... Lui için ikinci sınav. Yani ilk sınavdan iyi döndü. Bence orada bir e, hatalarını topardığını gösterdi. Şimdi kendisini kanıtlama dönemi geldi. Eğer buradan gerçekten o elindeki o ikilemleri çözer, iyi bir rotasyon çıkarır, oyuncularının orada yine o istediği, beklediği sezonda aldığı savunmayı alabilirse o zaman da Clippers turu geçebilir. Ve Lui'nun elini bayağı bak şöyle şu şekilde sıkarım. Evet Batı'yı da bitirdik. Batı yarı finalleri de bu şekilde. Bundan sonra belki araya bir video gelebilir bilmiyorum. Biraz turlar nasıl gidiyor, ne yaptılar, ne ettiler. Bu yoğunluk içerisinde vakit bulursam hemen bir video belki araya atabilirim. Eğer gelmezse zaten Doğu ve Batı konferans finalleri için yine detaylı videolarımız olacak. Videolarımız derken tek başıma ben ve ben yapacağız tabii. Diyorum çana tıklıyorsunuz, like ediyorsunuz, yorum atıyorsunuz, algoritmaya goncuk atıyoruz. Görüşürüz. Bay bay.